Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü, istihdam, işsizlik verilerini açıkladı. Ocak ayı 2022. Fazla bir değişiklik yok. TÜİK'e göre işsizlik oranı %11.4. Geçen ay da böyleydi. Bu tabii dar tanımlı işsizlik. Yani işsiz olup iş arayan, herhangi bir mecrayı kullanarak iş arayanları işsiz sayıyor. Öncelikle dar tanımlı işsiz sayıyor TÜİK. Bunların oranı %11.4 iş gücüne göre ve sayı olarak da 3.858.000 dolayında. Ama işsiz olduğu halde iş aramayan, yani iş aramaktan umudunu yitirmiş fakat iş olursa çalışırım diyenleri dikkate aldığımızda, buna da geniş tanımlı işsizlik deniyor. Oran %23'e yakın. Bu da bir önceki aya göre aşağı yukarı aynı. Fakat önemli tabii, bunların sayısı 8 milyona yaklaşıyor. Diğeri 3.8 milyon dar tanımlı. Ama geniş tanımlı alırsak, iş aramayan işsizleri dikkate alırsak 8 milyona yakın bir işsiz var. Bir ay içinde çok değişmemiş bu oran. Dar tanımlı işsizliğin 11.4 olduğunu söyledik. Bu kadınlarda %14'e yakın, erkeklerde %10'a yakın. Yani kadınlar daha çok işsiz erkeklere göre. Gençlerde de %25'i bulan bir genç işsizliği var. Kuşkusuz işsizlik problemi yerinde duruyor, fazla değişmiyor. Oysa Türkiye'nin 2021 yılında büyümesinin %11'i bulduğu bize söylenmişti. Bu nasıl ne menem bir büyüme ki, yeterince istihdam yaratmamış, yeterince işsizliği azaltmamış. Çünkü işsizlik %11.4 ciddi bir boyut, 3.8 dar tanımlı işsiz, 8 milyon dolayında geniş tanımlı işsiz hala işsizliğin çok yakıcı bir sorun olduğunu bize söylüyor. Demek ki 2021'in büyüme oranı bu problemi yeterince halletmemiş, yeterince istihdam yaratmadan bir büyüme gerçekleşmiş. Bunu bir kere bu vesileyle bir kez daha hatırlatmış olalım. Yakın gelecekte ne olur? 2022. İçinden geçmekte olduğumuz dar koridor belli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber bütün dünya ekonomisi bir daralma, küçülme eğilimi veriyor. Çünkü başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında hatırı sayılır bir artış yaşanmaya başladı. Bu da hem merkez ülkelerde, yani Rusya'dan enerji tedarik eden merkez Avrupa'da, hatta Amerika'da fiyatların artışını beraberinde getirdi. Çünkü hepimiz yakından tanık oluyoruz. Ham petrol fiyatları, buna bağlı olarak akaryakıt fiyatları dehşetli tırmanıyor. Doğal gaz fiyatları onun yanında. Ama onlarla sınırlı kalmıyor. Sanayi ham maddesi yanı sıra tarımsal ham maddeler, buğdaydan çavdar, arpa ve çeşitli tahıllara kadar, şeker pancarı, pamuk endüstriyel bitki olarak hepsinin fiyatları artıyor. Bu artış beraberinde bir enflasyonu tabii getiriyor. Zaten Amerika'da %7,5, Avrupa'da %5 bir enflasyon vardı pandemi ertesinde. Şimdi bu dünya ham madde fiyatlarındaki artışla beraber yeni bir dalga geliyor. Bununla baş edebilmek için tabii daraltıcı politikalar gündeme gelecek. Amerika bir kere faizleri artıracak. Buna Avrupa'da herhalde eşlik edecektir. Bununla beraber bir dünya ekonomisinde daralma konjonktürüne girebiliriz.
Bu Türkiye'yi de tabii bir daralma konjonktürüne sokacaktır. Çünkü büyümenin bir ayağı ihracat. İhracat kaleminde daralma gözüktüğü takdirde Avrupa'da çarkların bir kısmı duracaktır. Turizm keza Ukrayna ve Rusya'dan gelmesi, beklenen 8-9 milyon dolayında turistin gelmemesi yine büyümenin rüzgarını kesecektir. İç talepte de Türkiye'de %55'i bulan bir yıllık enflasyon var. Bu Mart ayında %60'ı rahatlıkla görecek. Bu enflasyon karşısında tabii artık stok için tüketim harcamaları öne çekmenin sonlarına geliniyor. Yavaş yavaş talep düşecek. Düşen taleple beraber ekonominin çarkları yavaşlayacak ve bir küçülme Türkiye için de söz konusu. Yani 2021'de %11 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %1-2 dolayında bir büyümeyle yetinmek durumunda kalacağı, bunun da beraberinde hem istihdam yaratmayan hem de yeni işten çıkarmalara yol açan bir konjonktür yaratacağı çok açık. Dolayısıyla biz önümüzdeki aylarda işsizlikte maalesef bir artış, istihdamda düşüş bekleyebiliriz. Hane halkının bir kısmı iş gücü olmaktan çıkıp ev insanı olmaya dönebilir. Yani iş bulma umudunu kaybedince artık eve dönüş başlıyor. O hane kabarabilir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda artık işsizlikte yeni artışlar, istihdamda düşüşler kaçınılmaz gibi görünüyor. Hükümetin bunu önlemeye dönük elinde fazla bir müdahale aracı maalesef yok. Yani hem bütçede durduk yerde çok ciddi açıklar vermeye başladı. O nedenle kamu yatırımlarını mesela artırarak istihdam yaratma imkanları sınırlı. Yanı sıra bütçe açığı gerçekten işte yerel yönetimlere zor zamanlar yaşatıyor. Kamu yatırımları iptale gidiyor. Sonuçta bir şekilde faizleri düşürerek ya da faizlere sübvansiyon yaparak içeride canlılığı koruma gibi elinde sihirli değnekler yok. Bu daralmaya katlanmak durumunda kalacak. Ve biz ne yazık ki önümüzdeki zaman diliminde enflasyonla eşlik eden bir işsizlik belasını yaşamak durumunda kalacağız. Bunları tabii yaratan en önemli unsur hükümete güvensizlik ve hükümetin almış olduğu yanlış kararlar. Türkiye'yi çok kırılgan hale getirdi. Belki bu kadar hem enflasyonun hem işsizliğin yükseldiği, dolayısıyla birbirine eklenince sefalet endeksi dediğimiz endeksin bu kadar yüksek olmadığı bir ülke olabilirdi. Ama yanlış kararlar, yanlış duruşlar bu sonuçları yarattı. Kuşkusuz Rusya'nın Ukrayna serüveninin nerelere seyredeceği, Türkiye ekonomisinin ileride alacağı durumu da belirleyecek. İzleyip göreceğiz.